LGS'ye son 62 gün. Güzel bir pazar günündeyiz. Güzel geçti hafta sorumuz. İnşallah testlerimizi çözdük, ödevlerimizi yaptık. Harika bir şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Hemen günün sözüne bakalım. Korktuğunuz şeye değil, varmak istediğiniz yere odaklanın. Varmak istediğimiz yer neresi? LGS'de güzel bir başarı elde etmek. Ha, Burada biz görevimizi yapacağız, vazifemizi yapacağız. Sonra tevekkül edeceğiz. Bakalım sonuç ne olacak? Önemli değil. Ama bizim hedefimiz varmak istediğimiz yer LGS'de güzel bir başarı. O zaman acaba yapamaz mıyım? Acaba olur mu diye korkmamıza gerek yok. Sonuçta bu dünyaya bize kendimiz gelirken bir plan yaptık mı? Dünya hmm, dünyaya geleyim, elim olsun, kolum olsun, akıllı olayım. işte Tonguç Akademi izleyeyim. İşte çok güzel saçlarım olsun, çok güzel gözlerim. Hayır hiçbir plan yapmadık. Bunlar bize verildi. O zaman bu başarı da bize verilebilir. Yeter ki biz görevimizi yapalım ve çalışalım. Hemen gün yorumuna bakalım. Hocam sorularım şunlar. Ayşe Arslan 114 beğeni almış. Sizce örnek sorular zor mu? Örnek soruların bir nebze kolaylaştığını söyleyebiliriz. Eskiye göre bir nebze kolay. Bakın bir nebze, bir nebze yani bir gıdım diyelim. Bir nebze daha e, rahat çözülebilir, daha kısa sürede çözülebilir sorular. Hala çok kolay değil, kolay diyemeyiz yani. Ama aşırı zor da değil eskisi gibi. Çözdüğümüz örnek soruları tekrar tekrar çözmemizde fayda sağlar mı? Evet sağlar. Ama artık cevabını ezberlediysen yani sen bir soru çözerken ha bu cevap şey, biliyorsan onu çözme. Fakat çözdün sonra bir daha çözerken unuttun ya bu nasıl dediğim, o fayda sağlar. Çünkü örnek sorulara benzer çıkıyor. 475 puan ile alan bir okula gitmek için matematik netimiz kaç olmalı? Bu tabii ki diğer derslerin netine de bağlı. Yani fenin hepsi doğruysa Türkçenin hepsi doğruysa, inkılap, din, İngilizce hepsi doğruysa matematikte 15 net, 14 net yapsan bile olur. Hatta 13 nete bile düşsen olur. Sınav zorsa tabii ki. Ama diğer derslerinde netlerin azsa yani fende yanlışların varsa, Türkçe'de yanlışların varsa, din, inkılap, İngilizce yanlışların varsa o zaman bu netini daha da fazla yukarı çıkarman gerekebilir. 410 puandan 470 puan yükselebilir miyiz? Kesinlikle 60 puan kesinlikle halledilebilir. Neden? Çünkü sadece birinci dönem konuları var ve evde rahat rahat çalışabiliyoruz. Bugünlerde film izlemek derslerimiz etkiler mi? Hayır etkiler. Çünkü motive edici güzel filmleri izlemek zaten bizim hakkımız. Söke söke de alırız. Testimizi çözeceğiz. Ödevlerimizi yapacağız. Atıyorum günde 200-250 soru çözdükten sonra güzel bir film izlemek hakkımız. Bir LGS öğrencisi kaçta kalkıp kaçta uyumalı? Bir LGS öğrencisi aynı normal bir öğrenci gibi sabah erken kalkmalı. Erken kalkmalı. Erken kalkan işine şeker katar aşına erken kalkan yol alır. Bunlar hep atasözü. Ben bulmamışım bu sözü. Atalarımız bulmuş. Dolayısıyla erken kalkmalıyız. Yani bu erken kimine göre yedi olabilir, kimine göre sekiz olabilir. Bu saatlerde kalkıp erken saatlerde yatmalıyız. Yani saat onla iki arası uyumak insan beyni için çok faydalıymış. Ama diyelim ki akşam geldin biraz uyudun. Akşam yedide yattın. Saat onda kalktın mesela tamam mı? O zaman ondan gece 12.00'e kadar da çalışabilirsiniz. O ayrı mesele bazen uyku düzeni bozulabilir. Ama genellikle 10 ile 2 arası, gece 10 ile 2 arası mutlaka uyumalıyız. O yüzden saat 10'da yatıp sabah 8'e kalkmak çok faydalı olabilir. LGS çok kolay olursa kontenjanlar çok dolu olur mu? Evet, LGS çok kolay olursa kontenjanlar dolar yani. E çok kolay olmasını da istemiyoruz zaten biz. Niye? Çalışıyoruz. Çok da kolay olmaz arkadaşlar. Onu da bilin yani. Geçen senekinden de çok 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 aşırı zor e, zor olmayacağı gibi çok çok kolay da olmaz. Çalışalım hakkımızı alalım. Geri sayım denemeleri bir iki çıkacak mı? Evet çıkacak arkadaşlar. Geri sayım denemeleri dediği arkadaşımızı açarsanız bu e, burada yeni nesil yeni sorularla hazırlanmış sadece birinci dönem konuları olan bir deneme. Bunun ikisi ve biri de tabii ki gelecek arkadaşlar. Mart ayında örnek sorulardan iki tane mi yayınlandı? İki tane yayınlamaya ne zaman başlanacak? Devam edecektir. Bunu milletimiz sitesinden takip edebilirsiniz. Aziz Atik Fendi'sini tanıtır mısınız? Evet. Arkadaşlar Tonguç'un görmesini beğenir misiniz? Demiş ve beğenmiş arkadaşlarımıza. Günlük tabu dünyada ilk defa yazılan ilk modern roman olan Cervantes'in Don Quixote adlı eseri. Güzel bir eser. Okumanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Gün okuluna baktığımızda Aziz Atik Fen Lisesi Samsun'da 1.6 almış. 2019 YKS sonuçlarına göre 60 öğrenciden 41 tıp ve diş hekimliği kazanan öğrenciler gerçekten çok yüksek bir başarı. Günün kaynağına baktığımızda yeni LGS son tekrar setini bir kez daha tanıtıyorum ama bu sefer içini göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Bunu set halinde de alabilirsiniz. Şimdi bakın mesela matematikte direkt sınav modeline geri Sınavda nasıl çıkıyorsa sorular sizlere o şekilde hazırladı hocalarımız ve burada size üste verilen bilgiler sınavda yüzde yüz karşına çıkacak formüllerin hepsi verildi. Veyahut da Türkçe'de direkt sınava odaklanıldı. Yani Türkçe'de konulardan ziyade sınav sorusu böyle gelir. Sınavlarda işte bu şekilde sınıflandırma soruları, şifre oluşturma soruları, işte yarışma sorusu. Yani bu kitaplar daha çok okuldan ziyade LGS odaklı hazırlandı. Okulda da faydalı olabilir ama şu anda en önemli işimiz LGS olduğu için bizler de LGS uygun hazırladık. Mesela Fen'in de içine göstermek istiyorum. Fen de direkt ilk başta böyle konu akışlaması, sonrasında kavramlar ardından da direkt sınavda çıkacak şekliyle her şey sizlere infografik ve resimli bir şekilde anlatıldı. Bunu set halinde alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece birinci dönem konuları var. Günün sorusuna baktığımızda matematik. O yüzden ben yapamıyorum ama sizler süpersiniz. Sizin için bu soru çok rahat yapılabilecek bir soru. Hadi bakalım bunun da cevaplarını yazın. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Yavaş yavaş hedefimize yaklaşıyoruz. İnşallah o güzel liseleri sizler de olacaksınız arkadaşlar. Ben hala burada öğretmenlik yapmaya devam edeceğim.